Herbalife Nutrigen Kadınlar Basketbol Ligi'nde Nesibe Aydın bugün Galatasaray'ı konuk etti. Biz de Nesibe Aydın'ın kaptanı Merve Uygül ile birlikte bugünkü karşılaşmayı ve sezonun tamamını değerlendireceğiz. İlk olarak çok güzel mücadele ettiniz bugün ama son topa kadar maalesef o son topta galibiyet gelemedi. Hayli bugünkü karşılaşmayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bugünkü karşılaşma ilk yarı çok kötü başladık. Aslında ilk yarı kendi oyunumuzu sahaya yansıtabilseydik hücumda ve savunmada. İkinci yarı oynadığımız oyun üstüne koyarak galip gelebilirdik. Fakat Galatasaray çok güçlü bir rakip. Son topa kadar getirdik. Onlar kazandı. Tebrik ediyoruz. Genel olarak 26 haftayı da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü pandemiyle birlikte aslında çok büyük zorluklar yaşadınız. Gerek saha içi gerek saha dışı bu mücadelelerde farklı şekilde siz de son topa kadar mücadele ettiniz. Hala 26 haftayı değerlendirecek olursanız bu noktaya kadar nasıl geldiniz? Öncelikle geçen sezonu erken bitirdik pandemi dolayısıyla biliyorsunuz. Biraz uzak kaldık basketboldan. Sonra döndükten sonra biz geçen seneden 5 oyuncu aynı takımda devam ettik. Gelen oyuncularımız da çok iyi uyum sağladı. Kimyamız çok tuttu. 26 haftada 19 galibiyet alarak ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra 3. bitirdik. Bu bizim hedeflerimizin de üstünde bir sonuç aslında. Şimdi playoff'a hazırlanıyoruz. Yani bundan sonra playoff başlıyor. Bizim için 3. bitirmek gerçekten hedeflerimizin üzerinde ve çok iyi bir sonuç takım adına. Nesibe Aydın'ın bugünkü mücadelesinden ötürü ben tebrik ediyorum. Umarım playoff'larda teşekkür da en ederiz. Güzel şekilde mücadele ederek Ankara'yı daha güzel galibiyetlerine taşlandırırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Nesibe Aydın'ın baş antrenörü Erman Okorman'la birlikte bugünkü karşılaşmayı değerlendireceğiz. Aynı zamanda genel olarak sezonda. Hocam ilk öncelikle geçmiş olsun. Bugünkü mücadele gerçekten son topa kadar muhteşemdi. Ama sadece o son topta maalesef potayı bulamayan bir basket söz konusuydu. Siz bugünkü mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 1 ve 2. çeyrekte biraz durdunuz. 3. ve 4. çeyrekte ise bambaşka bir Nesibe Aydın izledik. Sizin bu mücadeleyle ilgili yorumunuz takımınız adına nedir? Öncelikle oyuncularımı kutlayarak başlamak isterim. Çünkü dediğiniz gibi ilk yarıki performansımız gerçekten çok kötüydü. Ama dürüst olmak gerekirse Galatasaray çok sert müdafaa yapan bir takım. İlk yarı 11'de bir üçlük atarak onlara karşı hücumda skor üretmek çok zor. Dolayısıyla 23 sayıda kalmamızın temel nedeni buydu bence. O bizim müdafaamızı da bir parça etkiledi. Müdafaamızın düşmesine, hızlı hücumdan kolay sayı yememize neden oldu. Ama soyunma odasında konuştuk. Kızların aslında bu galibiyetin hiçbir önemi yoktu. Galatasaray'ın ikinciliği garantiydi, bizim üçüncülüğümüz garantiydi. Ama ona rağmen oyuncularım, kızlar karakter koyarak ikinci yarı bu 20 sayılık farkın üstesinden geldiler. Maçı son topa kadar da getirdik. Aslında ondan evvel de bir iki tane kazanma şansımız oldu ama maalesef orayı doğru oynayamadık. İkinci yarı çok daha iyi mücadele ettik. Daha doğru müdafaa yaptık. Hücumda da biraz skor üretmeye başlayınca bence kilidi açmış olduk. En azından 20 sayılık bir farkı eriterek bu sahada kolay maç kaybetmeme alışkanlığını kızların göstermesi benim için çok değerli. Playoff için umut verici bir basketboldu. Pazar günü asıl hedef maçımız var. İnşallah burada Çukurova basketbolla keyifli bir gün geçireceğiz. Güzel bir galibiyet alacağız diye ümit ediyorum. Hocam peki genel olarak Klasport TV ekranlarını 26 haftayı değerlendirecek olursanız gerek saha içi gerek saha dışı pandemiden dolayı zaten takımlar büyük bir sıkıntı yaşadılar. Siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Haliyle bu karşılaşmayla birlikte de 26 haftayı değerlendirecek olursanız takımınız adına istediğiniz hedefler gerçekleşti mi ya da bu şekilde bitirmeyi ligi hedefliyor muydunuz? Açıkçası gizli hedefimiz, yani koçlar olarak bizim gizli hedefimiz tabii ki yukarılarda bitirmekti. Ama öncelikli olarak kulübün sezon başındaki hedefi playoff'a kalmaktı. Yani ligi ilk 8'de bitirmekti. Çünkü biz alt ligden bu sene yükselmiş bir takımız ve Süper Lig'e ilk çıktığı yıl 3. bitiren bir kulüp oldu mu daha önce ben açıkçası pek hatırlamıyorum. Dolayısıyla biz bir ilki başarmış olduk. Çok değerli bir iş yapmış olduk. İlk yılında bir kulübün Süper Lig'de 3. sırada bitirmesi Fener Galatasaray'ın arkasından bence olağanüstü bir şey. Dolayısıyla hedeflerimizin çok çok üzerinde bir iş yaptık aslında. Burada ama önemli olan işimizin henüz bitmemiş olması. Hem oyuncularımın açlığı hem teknik ekibin, kulübün açlığı bizi çok mutlu ediyor. Yani playoff'ta da gidebildiğimiz yere kadar gidip en iyi maçlarımızı orada oynayıp, çünkü basketbolumuzu artık oturttuk, en iyi hale getirdik. İnşallah playoff'u da böyle 4-4'lük mücadele ederek geçeceğiz ve sezonu en iyi yerde bitireceğiz. Hocam teşekkür ediyorum. Umarım playoff'ta da Çukurova Belediyesi'ne karşı çok iyi mücadele edersiniz ve Ankara'yı da en iyi şekillerde daha nice temsil etmeniz umuduyla. Ben teşekkür ediyorum. Herbalife Nutrigen Kadınlar Ligi'nde Nesibe Aydın bugün Galatasaray'ı konuk etti. Mağlubiyetin ardından kaptan Merve Uygül ve baş antrenör Erman Okorman bizlere mücadeleyle ilgili bilgiler verip paylaştılar. Bize Klasport TV ailesi olarak Nesibe Aydın'a gelecek maçlarda başarılar diliyoruz.